Toplu taşımacılar hemen her evde araba olduğundan toplu taşıma araçlarının rağbet görmediğinden yakınıyor. Toplu taşıma araçlarının tercih edilmemesinin bir diğer önemli nedeni ise bozuk yollar ve konforsuz ulaşım. Nüfusa göre araç kullanma oranının %3 olduğunu, yani 100 kişiden 3'ünün araç kullandığını belirtiyor Karış. Bunun nedeni ise hükümetin petrole dayalı bir kazanç sistemi geliştirdiğinden insanları toplu taşımacılıktan bireysel taşımacılığa yönlendirildiği iddia ediliyor. Toplu taşımacılık sektörünün içinde bulunduğu sorunları Kanal T Haber muhabiri Bahar Derya sürücü esnafına sordu. ...84'ten belediye şoförlük yaparım. Toplu taşımacılıktaki sıkıntılar nelerdir? Toplu taşımacılıktaki sıkıntılar çok. Her sene aynı şeyi yaşarık. Ödemelerimiz olmaz. 6 ayda bir öderiz hükümet. Serdar Bey söz verdi. Serdar Bey diyeyim gene. Kötü konuşmayın da. Söz verdi. Önde biz de şey yapacak diye, ödeme yapacak diye. Onu da yapmadı. Protokolü imzalayın dedi, yapayım dedi. Protokolü imzalandı, geri yapılmadı. Bugün bu duruma geldik, borcuna gördük. Her gün mazot koyduk biz bu arabalara. Her gün 100 milyon isterim, ben daha yoluna gidip geleyim. Parça parası mı? Lastik parası mı? Mazot parası mı? Yalnız mazotu düşünün, şimdi başka bir şey düşünmeyin. Vereceğimiz yerler var, parçacılar var. Bilmem lastik yerleri var, her şey. Yani hep borcuna gördük arabalarımızı. Sizce çözüm yolu neler? Çözüm yolu hükümet artık alsın hele bu şeyi, düzene koysun. Ama düzene koyacağı yok. Ondan sonra yani bu şekilde devam edersen sözünü verdi bize, sözünü tutsun. En azından 40 günlük verir, 50 günlük verir bize. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Tabi bir kuruş almadık. Bütün yani sektör sıkıntıdadır. Alacağımız da malum. ...84'ten beridir ben de otobüs şoförlüğü yaparım. Toplu taşımacıdaki sıkıntılar neler? Çok sıkıntılar vardır ve şimdiye kadar en çok sıkıntı bu dönemde yaşıyoruz. Adamlar seçime giriyor, seçim derdine düştüler, bizi bıraktılar, boşadılar. Çocukları herkesin biz taşırık, biz devlete kredi açarık, devletin işlerini biz yapıyoruz. Karışın adamları da uzaktan bize bakıyor. Yanaşmıyorlar, bizi haylarlar, biz konuşalım. Ama ben kendi adıma konuşurum. Eğer lim bu ayın içinde bize devlet bu taşımacılıktan para ödemezse ben kendi adıma 30 tane sülalem vardır şu hepsi de oy kullanırlar. Hiçbirimiz sandığa gitmeyecek. Kendi kendilerine hanımcıklarıyla çıksınlar, oy dilensinler ondan bundan. Ve sandığa kendileri gitsinler. Ben sandığa kendi adıma söylerim gitmeyeceğim. Karış hiçbir açıklama yapmıyor. Ya yazıhane uğraşırlar ongarsınlar orada. Rahat etsinler, güzel gözüksün orası diye. Bizim mesaj geldi bize demeyecek, yatıralım mı şeylerimizi, dosyalarımızı içeri. Ödeyelim cebimizdeki tuttuğumuz paraları da verelim. Efendim yıllık şeylerimizi de ödeyelim. Toplasınlar paraları, hizmet versinler kendi kendilerine. Karış bizi boşadı, biz de devletin işini boşayacak. Ha işlerik ha işlemeyik zaten. Çözüm yolu. Ama çocukları ben beleşe vazgeçeyim daha iyi. Hiç olmazsa vergi dairesi de koşturmaz peşimizde. Her şeyimiz temiz olur öyle olduğunda. Aç ol da rahat ol. Benim söyleyeceğim bu kadar. Peki sizce çözüm yolları nelerdir? Bu sıkıntılar nasıl aşılabilir? Çözüm yolu barış isterik. Biz barış gelmezse bu memlekete sadece silahlı barış değil ya. Biz cebimizle para görsün isterik. Ben Eylül'den beridir bütün kesim şeyleri taşıyor öğrencileri. Hiçbir kuruş daha para almadık da Mart'tamış. Kendi kendimize bir laf çıkarttık. Mart'tamış ödecekler bizi. Biz de döner kendimiz inanırız bu şeylere. Eğerliğin bizi bu ay ödemezlerse hepsi iflas bayrağını çekecek. Çıkacağız. Devlet kendi makam arabalarından taşısın kendine oy verecek olanların çocuklarını okullara da rahat etsinler. ...1984 yılından beridir öğrenci taşımacılığı yaparım. Peki toplu taşımacılığın sıkıntıları nelerdir? Her zamanlar bu sıkıntıları çekiyoruz ama bu 1-2 yıldır ve bilhassa bu sene bayağı sıkıntı içindeyiz.
Eylül'den beridir öğrenci taşıyoruz kendi imkanlarımızla ki bıçak kemiğe dayandı. Mazotçuya borç oraya bir şey kazanmadığımız gibi evimize bir şey de götüremiyoruz. 34 aldım. Peki sizce bunlar nasıl çözülebilir? Bu işler diyalog yoluyla çözülebilir ama kimse yanaşmıyor. Şimdi herkes düştü bir seçim derdine. Bizim inan ilgilenen yok. Çünkü biz bir şey alıp evimize götüremiyoruz. Ve bir memur gibi de değiliz yani elimizi kolumuzu sallayarak işe gelelim. Biz işe çıkmak için mazot yakmak lazım. Hasta olursak birini koyamayız yerimize. Hasta yatağımızdan kalkıp o çocukları getirmek zorundayız. Otuz beş yıl. Peki toplu taşımacılığın sıkıntıları nelerdir? Sıkıntı devletin geç verilmesi, milli eğitim. Esnaf arkadaşlar da mazotu biliyorsunuz borcu alıyor. Belli bir yere kadar. Aslında aydan aya ödeme olursa vatandaş da rahat eder, biz de rahat ederiz. Sıkıntı o. Yoksa başka bir şikayetimiz yok. Nasıl bir çözüm yolu bulunmalı buna? Buna bir çözümü devlet üretmesi lazım. Ayda maksimum iki ayda olsa da gene esnaf kabul eder bu. İki ayda. Mesela 5-6 ayda adam gidiyor petrolden mazot alıyor. Borcu alıyor. Bunu düşünün ne kadar zor olduğunu. Bir de çocuk beslediğini, öğrenci okuttuğunu. Yani bayağı bir sıkıntı oluyor aslında bu şeyler. Bu devletin bir ay ve iki ay ödeme yaparsa vatandaşa daha güzel bir kolaylık olur. Ay 20-30 senedir şoförlük yapıyoruz. Peki toplu taşımacılığın sıkıntıları nelerdir? Şimdi toplu taşımanın sıkıntıları çok. Birinci ne diyeyim size? Arabaların düzelmesi lazım, kaptanların düzelmesi lazım, yolların düzelmesi lazım. Atıyorum mesela o Gönyeli çemberinde. Bu devletin, belediye ve herhangi bir şahıs bu kadar yeşilliği yapana kadar buradan 3 tane, 4 tane yol yapabilirdi trafiği rahatlatmak için. 2 bu memlekette acemi şoför çok. Çok acemi şoför var. Şimdi önünden bir araç gidiyor. Sağa mı gidiyor mu? Sola mı gidiyor? Bilemiyorsun. Sinyal o da hiçbir şey yoktur sinyal bu memlekette. Artı bu telefonlar, mesajlar. Bazı insanları görüyoruz. Arabanın içinde oturuyor. Kırmızı ışık yanıyor. Tamam durmaktı. Makyaj yapıyor. Telefondan konuşuyor. Yeşil yanıyor. Daha konuşuyor. Hani sıkıntı bu memlekette bitmez. Sizce nasıl çözümler olmalı bunlar için? Şimdi nasıl olmalı? Bir kere devlet bunları denetlemesi lazım. Denetlemesi lazım. İki, her gördüğü mesela diyorum şurada bir toplu taşımacılık yapıyoruz. İnsanlar görmüyor hemen ne yapıyor? Dur. Ya bizim zaten her şeyimiz dört dörtlük. Yolda gidiyoruz. Başkalarına ceza yazamıyor ama sana yazıyor. Bu iki, bu telefon olaylarını yaptıktan sonra bu önemli olan nedir? Burada o bayanların %90 diye %80'i hep cep telefonu, makyaj arabalarda giderken telefon. İkincisi de bir de gidiyor mesela araba. Şimdi önünde gidiyor, hastanın önüne diyelim. Gitti, ne yapıyorsun? Burada araba gittiği zaman sağa mı gidiyor, sola mı gidiyor bilemiyorsun. Çünkü sinyal aidatı yok bu memlekette. Genellikle bayanlar bunu ancak denetleyecek. Denetleyecek o bir şey yoktur. Taşımada herhangi bir sıkıntı yok. Yani tamamdır ama takside sıkıntılarımız var. Korsan taksi. Yani insanlar özel araçlarıyla yolcuları taşıyorlar, insan taşıyorlar. Düşük fiyata taşıyorlar. Yani biz burada sabahtan beri daha bir sivilta yaptık. 20 milyonluk iş yaptık. Bekliyoruz. Peki ülkemizde toplu taşımacılık şart mı sizce? Yok. Zaten insanların evi, herkesin aracı var. Otellere gelenler de taksiyle taşıyoruz biz yani. Peki toplu taşımacılık olmasa hiç taksicilik daha mı artar sizce? Böyle bir düşünceniz var mı? Bizim işimiz daha iyi olur. Yani en azından insanlar sağa sola giderken taksi kullanır. Zaten toplu taşımada da yani gerekmiyor. Herkesin burada yaşayan insanların
araçları var. Yani her evde burada 3 tane araç var her evde. Benim de mesela evimde aracım var. Toplu taşıma aracı kullanmıyorum. Kendi aracımla evet gidip geliyorum. Birinci taksi sektöründe müşteri taksinin kültürünü bilmiyor. Taşımacılıkta en büyük sorun toplu taşımada saatlerimiz kısıtlı olduğu için çoğu insanlarımız yolda otostop yaparak yerlerine ulaşmaya çalışıyor. Bu da büyük sıkıntıdır. Aynı zamanda denetimsiz araçlar, korsan taksicilik şudur budur sorunlarımızı oldukça etkiliyor. Yollarımızın da düzensiz olması büyük bir etken. Peki nasıl önlemler alınabilir buna sizce? Önlem dediğiniz birinci disiplin gerekir. O da yukarıdan başlar, hükümetten başlar. Gerekli ehli insanları sıkı denetim şudur budur önlerine geçebilir düşüncesindeyim. Sizce peki ülkemiz için gerekli mi toplu taşımacılık araçları? Oldukça. Çünkü insan günün sonunda işini bitirip evine gitmek ister. Bir şekilde evine ulaşacak. Aracı yoksa, kendi aracı yoksa bir şekilde ya toplu taşımla ya da taksiyle gidecek. Peki akşamüstü altı sularında toplu taşım biterse 7, 8 veya gece yerlerine kaçarışanlar nasıl gidecek evlerine? Onlar da taksilerle gidecekler. Taksi memlakları da yüksek göründüğü için bu sefer korsan çıkar ortaya. Turistikler, şunlar bunlar. Bu sefer işin kültürü bozulur. Toplu taşımacılığın olmadığı bir yerde tabii ki büyük sıkıntılar olur. Yalnız bizim ülkemizde toplu taşımacılık istenildiği gibi olmuyor. Bunun sebebi de yollarımızın yetersiz olması. Yani biz yıllardır Girne yolunu kullanıyoruz. Minibüslerin arka arkaya çıkıp da birbirleriyle yolcu yarışına girmesi, özellikle dar olan yollarımızda inanılmaz tehlikeler ve trafik sorunu meydana getiriyor. Bu herkes tarafından biliniyor. Ama toplu taşımacılık olmadan da bir şey olmuyor tabii ki. Çünkü herkesin arabası yok. Herkesin arabası olsa da her gün işe arabayla gidip gelme gücü olmadığından dolayı tabii ki toplu taşımacılık bir ülkede olması gereken en başlıca şeydir. Ama birçok sıkıntıları da var muhakkak burada toplu taşımacılığın. Onlara nasıl bir önlemler alınmalı? Şimdi bu işletmecilikle ilgili ben profesyonel değilim. Tam kesin bir bilgim yok ama en azından yani bak sefer açısından çok güzel sefer var. Yani her 10-15 dakikada bir Girne bölgesinin her yönüne minibüs kalkıyor. Hiç sıkıntı yok. Yani bu konuda kimse yakınamaz da. Özellikle yollarımızın yetersiz olması. Bak buna biz şahit olduğumuz için söylüyoruz. Minibüsün biri çıktığında ondan sonra çıkanla yolda halka hizmet değil de yolcu kapma savaşı veriyorlar. Biri onu geçiyor, o onu geçiyor. Aralarında bir savaş var. Ve bu savaştan araba süren, mesela şahsım da dahil, rahatsız oluyoruz. Bunun önleminin almasının da tek bir çaresi vardır. Bu da yollarımızın istenilen seviyeye getirilmesidir. Başka hiçbir türlü bunun önü alınamaz. Yol iki şerit. Minibüs yarışıyor yolcu kapmak için. Sürücü mağdur oluyor. Bu konuda benim gördüğüm budur. Yani Girne Lapta trafiğini çok büyük ölçüde aksatan minibüslerdir. Toplu taşımacılıktır. Bunun önlemi de artık ben alacak değilim. İlgili kurumlar, ben buradan da sesleniyorum. Lütfen gerekeni yapsınlar. Bu konuda görüşlerim bu. Avrupa'da döner üretiminde kullanılan katkı maddesi fosfatın yasaklanması talebine Türk dönerciler tepki gösterdi. Konuyla ilgili anlaşmazlığın 11-14 Aralık'ta Strasbourg'da yapılacak Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'na belli olacak. Dönerin yasak kapsamına alınması yine bir şey değil. Avrupa Birliği ülkeleri dönerin sağlıklı olması ve içinde fosfat bulunduğundan dolayı yasak kapsamına alınmasını talep ediyorlar. Ancak döner 7'den 70'e herkesin severek tükettiği bir gıda. Kanal T Haber muhabiri Bahar Derya döner meselesini hem vatandaşa hem de işin uzmanı döner ustalarına sordu. Bu fosforik asit dediğiniz normalde insan sağlığına zararlı bir şeydir.
Bu genelde de hazır dönerlerde olan bir şey. Yani fabrika çıkışı uzun süre dayanması için yapılan bir şeydir. Çünkü günübirlik taze yapılan bir dönerde bu tür şeylerde ihtiyaç yoktur çünkü. Hani bu dediğim gibi fabrika çıkışında olan bir şeydir. Hani fabrikada uzun süre dayanması için olan bir maddedir bu fosfik asit dediğiniz. Ne sağlığa da zararlı. Ya tabii canım bu insan sağlığına illaki zararlı vardır yani. Hani dört sürekli şey dediğim gibi ama tam zararlı olduğundan emin değilim ama zararlı olduğunu biliyorum. Yani bize gelen bilgilere göre zararlı olduğunu söylüyorlar. Böyle bir durumda yasaklanması gerekir mi sizce? Yani ne düşünüyorsunuz? Ya aslında yasaklanması gerekiyor. Bu hazır dönerin yasaklanması gerekiyor aslında. Hani günübirlik yapılan bir şey değil de hazır döner. Yani fabrikadan çıkışların yasaklanması gerekiyor. Yani ki, günübirlik dönerlerde muhakkak öyle bir sorun yoktu. Hayır öyle bir sorun olmaz. Olamaz da çünkü. Günlük taze gelen bir ette fosfor asit konması imkansızdır. Hani o koyan insan da zaten insan sağlığıyla oynamasıyla şeydir yani. İnsan sağlığıyla oynar diye konur yani o da. Peki bu paket dönerlere bu asit, fosforit asit konmadan da saklanamaz mı? Yani bu konması mı gerekir? Ya aslında konmadan da saklanır da uzun süre dayanıklı olmaz. Yani istediğin tadı, istediğin şeyi vermez. Belli bir süreden sonra bozulur yani. Belli bir günü tarihi vardır onun. Yani normal bir eti bile şokladığın zaman belli bir süresi vardır. O süre zarfında değerlendirmezsen o eti atmak zorunda kalırsın. Döner günlük gelen bir tavuk. Yani bundaki asit bu yetiştirilme tarzında olabilir. Yani tavukların yetiştirilme şeyinde ilaç verildiği için bunlarda. Ondan dolayı olabilir. Başka türlü burada bir öyle bir katkı maddesi yok. Çünkü içine giren şeyler bellidir. Nasıl bellidir? Soğan, sarımsak, baharat, başka türlü bir şey girmiyor. Dondurulmuş olursa dolapta bekleyebilir bu. 3 ay bekleyebilir, 2 ay satılmadığı takdirde. Tabi bunlar zararları olabilir. Biz Türk kültüründen gelen biri olarak bizim soframızda et vazgeçilmezimiz. Yani Kuzey Kıbrıs'ta da burada çok sevdiğimiz, çok tükettiğimiz, vazgeçemeyeceğimiz bir yemek maddesi. Yalnız Avrupa'da yasaklanmasının bir sebebi olduğu söyleniyor. Yani içine kimyasal maddelerin konulduğu ve insan sağlığına da zararlı olduğu. Bu sebepten dolayı yasaklanma yoluna gidildiği söyleniyor. Elbette ki böyle bir şey burada da olsa kesinlikle biz bunu tasvip etmiyoruz. Yani dünyadaki en önemli şey insan sağlığıdır. İnsan sağlığına zararlı olabilecek bir maddeyi de bilerek kimse tüketmez. Tüketmemesi lazım. Gerçekten öyle bir zararlı madde varsa bunun çareleri de vardır. Yani bunları nasıl yapılıyor, kim koyuyor içine, yani amaç ne, neden koyuyorlar? Bak bizim ülkemizde böyle bir söylenti yok. Ama olsa siz de yasaklanması taraftarız. Kesinlikle yasaklanmaz. Öyle şey olur mu? Ben onu çocuğuma, çoluğuma, aileme, yani biz yiyoruz bunu. Böyle şey olabilir mi? İçinde kimyasal olan bir şeyi kesinlikle kabul etmem ve yani karşıyım. Kesinlikle. Ben de 40 yıldır Avrupa'da yaşayan bir insanım. Onun için mesleğimi orada icra ettim. Avrupa'da döner birinci gelmiştir. Kalitesi ve sıhhati yönünden. Neden? Şayet içerisine sağlam malzeme koyarsanız her şeyin lezzeti yerindedir. Ama katma değer madde koyarsanız miktarı yükseltmek için bu sefer ne olur? Gayri ihtiyarı bozulur. Ağız tadını verdiğiniz müddetçe hiçbir sorun yoktur. Şu anda Avrupa'nın en büyük sorunlarından bir tanesi kendi içlerinde olan işsizlik iş gücünden sorunları yabancılara atıyorlar. Çünkü Avrupa'da döner birinci sırada. Onun yanına kim alacak? İndiyan yemeği mi? İtalyan pizzası mı? Yoksa Meksikan tapası mı? Peki hangisi? Yoksa İtalyan'ın pizzası mı? Onun o zaman için... siz yasaklanması taraftarı değilsiniz. Asla değilim.